İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenia TV'nin konuğu Leon Ermeni Araştırmaları Başkanı René Leonyan. Artsakh'ta barış güçleri askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Cavak'ta iki yeni armat laboratuvarı kurulacak. Irak'ın Ur şehri Hristiyan hacılara açılacak. Sınır tanımayan gazeteciler Erdoğan ve Aliyev basın özgürlüğünün yırtıcıları listesinde yer aldı. Batı Ermenistan'daki Sebastian'ın şifalı suyu harikalar yaratıyor. Artsakh'ın tarihi ve kültürel mekanlarına direkt ulaşım sağlanacak. Dünyaca ünlü duduk sanatçısı Civan Gasparyan vefat etti. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenia TV'de Leon Ermeni Araştırmaları Kürsüsü Başkanı René Leonyan, Ermenistan ve Artsakh'ta uygulanmakta olan ve bir kısmı halen devam eden proje ve planları sundu. Leon'daki Armenoloji Araştırmalar Kürsüsü'nde yürütülen çalışmalardan bahsetti. Özel olarak seçilmiş konulara, bunların önemine ve günümüzdeki önemine değindi. 30 yılı aşkın bir süredir ailesiyle çeşitli hayır girişimleri için bir araya gelerek Artsakh'ta devam eden ve devam edecek olan çalışmaları ayrıntılı olarak anlattı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Artsakh'taki Rus barış güçleri ve bu güçlerin mayın döşeme personeli düzenli muharebe tatbikatları çerçevesinde savaş eğitim programına uygun olarak bir dizi eğitim görevi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada gözlem noktasındaki eğitim sırasında askeri personelin bomba atarları muharebe durumuna getirme becerilerini geliştirdiği belirtildi. Gözetleme noktası komutanı Alexander Belousov, her gün siperlerin önünde muharebe tatbikatları yapılıyor. Bunun için mühendislik ve kartografik eğitimin gerçekleştirilebileceği kışlaya yakın bir eğitim ve malzeme üssü inşa ettik, dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerinin kontrol noktalarında 24 saat görev yapmasına rağmen Rus barış koruma birliklerinin komutanlığı, taktik özel eğitimin yanı sıra özel muharebe ekipmanlarının yürütülmesi de dahil savaşa hazır olma ana konularına ilişkin eğitimlerde öngördü. Toplamda Rus barış güçlerinin yaklaşık 50 askeri bu muharebeye eğitimine katılıyor. Cavak'ta iki yeni armat açılacak. Armat Mühendislik Laboratuvarları'nın resmi açılış töreni 12 Temmuz'da Cavak'ın Ninosminta'da, 13 Temmuz'da ise Ahalkalak bölgesinin Olavert köyünde gerçekleşecek. Şu anda Ninosminta'nın armatına 105 çocuk ve Olavert'te 48 çocuk katılıyor. Programın amacı Cavak'ta teknolojik eğitimin geliştirilmesini, teknolojik istihdamın genişletilmesini, ek ekonomik aktiviteyi ve iş olanaklarının yanı sıra ana vatanlarından ayrılmama beklentilerini teşvik etmektir. Cavak'ta armat laboratuvarlarını kurma projesi Cavak'a Destek Vakfı İleri Teknoloji İşletmeleri Birliği ile işbirliği içinde bireysel hayırseverlerin ve kuruluşların desteğiyle uygulanmaktadır. Armat'ın okul çocuklarına yüksek teknoloji bilgisini öğreten bir mühendislik laboratuvarları ağı olduğunu hatırlatalım. 1915'te Ermenilere yönelik soykırım sonucunda binlerce Ermeni evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bazı Orta Doğu ülkeleri kapılarını mülteci Ermenilere açtı. Ermenilerin bir kısmı Türk barbarları tarafından Mezopotamya'ya, bugünkü Irak Cumhuriyeti'ne sürüldü. Yaklaşık 90 bin Ermeni 1920'lerde Irak'a sığındı. Daha sonra bir kısmı ülkeyi terk etti, bir kısmı da Ermenistan Cumhuriyeti'ne yerleşti. Bugün Irak'ta tabii ki Hristiyanlığı kabul eden yaklaşık 10 bin Ermeni yaşıyor. Ağırlıklı olarak Bağdat, Basra, Musul, Kerkük ve kuzey sınır kasabası Zaho'da yaşıyorlar. Dünya Katolikleri dini lideri Papa'nın son Irak ziyaretinin ardından uzun süredir Hristiyanlara kapalı olan Antik Ur kenti kapılarını Hristiyan hacılara açacak. Irak'ta ve yurt dışında yaşayan Hristiyan azınlıklar kutsal ahitlerini yerine getirmek için kiliseleri ziyaret etme fırsatına sahip olacaklar. Elbette bunların başında da Ermeniler gelmektedir. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü basın özgürlüğü yırtıcılarının bir listesini yayınladı. Yazarlara göre liste ülkeyi sansürleyen ve gazetecilere karşı şiddeti kışkırtan 37 ülkenin hükümet başkanlarını içeriyor.
2001'den beri sınır tanımayan gazeteciler yırtıcı galeri dediği şeyin listelerini derliyor. 2001'den beri sınır tanımayan gazeteciler adlı uluslararası sivil toplum örgütü Avcılar Galerisi adlı listeler hazırlıyor. Sınır tanımayan gazeteciler bu ülkelerin 21'inde durumu kötü, 16'sında ise çok kötü olarak nitelendirdi. Onlara göre 132 eyalette bazı basın özgürlüğü ihlalleri yaşanıyor. Basın özgürlüğü yırtıcılarının ortalama yaşı 66'dır. Birçoğu 20 yıl veya daha uzun süre hüküm sürdü. Listede Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev de yer alıyor. Sınır tanımayan gazeteciler şunları belirtiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı medyayı sevmiyor, daha doğrusu medyanın itaatkar olmasını ve kendisini övmesini seviyor. Cumhurbaşkanına hakaretten hesap sorulmasına izin veren bir yasa ve her türlü suistimale izin veren bir yasayla eleştirmenlerin peşinden koşuyor. Örgüt son 5 yılda 100'den fazla gazetecinin fiziksel tacize uğradığını vurguluyor. Gazeteciler hapis riski altında olmaya devam ediyor. Batı Ermenistan olarak biz bu durumu Ermeni'yi dövdürtmeyecektiniz düşüncesine yorumlamaktayız. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas ilinin Çeltek köyünde bulunan ve şifa dağıttığına inanılan suyun felçli ve eklem ağrısı çeken hastaları iyileştirdiğine inanılıyor. Yer altından gelen suyun felçli hastaların iyileştirmesinde katkısı olduğu düşünülüyor. Bir süre burada yatan hastaların iyileştiği görülüyor. Ayağa kalkamayan felçli hastalardan buradan yürüyerek çıktığı söyleniyor. Buraya gelen yatalak hastalar bile ayağa kalkıyor. Batı Ermenistan'da bu tür pek çok yer olduğunu belirtmek gerekiyor. Sebastian'ın birçok cilt hastalığını tedavi ettiği şifalı balık gölünü hatırlayalım. Bu yılın 17 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında Artsakh Cumhuriyeti Ekonomi ve Tarım Bakanlığı personelinin Turizm Departmanı, Turistbus programı çerçevesinde Nikol Tuman'ın ev müzesi Gandasar ile Amaras Manastır Kompleksine doğrudan ulaşım sağlayacak. Yolcu taşımacılığı her cumartesi saat 10'da Stepanakert'in Rönesans Meydanı'ndan gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyenler turist danışma merkezinden ederi 500 Ermeni dramı olan bilet satın alabilirler. Detaylı bilgi için vatandaşlar Ekonomi ve Tarım Bakanlığı ile iletişime geçebilirler. Artsakh'ın tarihsel açıdan Batı Ermenistan'ın bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Dünyaca ünlü ve Sovyet Ermenistan'ı halk sanatçısı Duduk Ziranapo ustası Civan Gasparyan vefat etti. Armen Press tarafından bildirildiğine göre torunu Junior Civan Gasparyan dedesinin vefat haberini kendi Facebook sayfasından duyurdu. Küçük Gasparyan, "Büyük kaybım hakkında büyük bir üzüntüyle yazıyorum. Ruhun nurlar içinde yatsın." diye yazdı. Civan Gasparyan'ın sanatıyla dünyaya eşsiz Ermeni duduk Ziranapo'nun seslerini tanıtan büyük bir duduk ustası olduğunu hatırlatalım. 2008 yılında Ermeni somut olmayan kültürel mirasının duduk ve müziği adlı unsuru UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde dahil edilmiştir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size dünyaca ünlü duduk Ziranapo ustası Civan Gasparyan ile torunu Civan Gasparyan'ın improvizasyon eserini sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.